Barış Alper Yılmaz'a inanılmaz bir teklif geldi. Premier Lig'den daha önce Brighton'ın 20 milyon Euro'luk bir teklifi olduğunu YouTube'da belki de ilk ben duyurmuş olabilirim. Brighton'ın bir isteği vardı ancak Brighton bu sezon maliyetli transferler yaptı. Bunlardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu'ydu ve limitlerini aştıktan sonra Barış Alper transferinden Brighton'ın çekildiğini gördük. Liverpool'un bir isteği vardı, bir dirsek teması vardı ancak olgunlaşan bir teklif yoktu Liverpool tarafından ve beklenilen teklif aslında İngiltere'den o beklenilen ilgi hiç beklenmedik bir takımdan geldi. Brentford'dan geldi arkadaşlar. Premier Lig'in çok iyi olmayan orta halli hatta orta halin bir tık altında olan bir takımdan geldi. Barış Alper Yılmaz'ı izliyordu ve Galatasaray'a da ilk resmi teklifini yaptı. Şu anda 20 milyon euro bon servis bedeli ödemeyi kabul etti. 4 yıla varan bir vadeyle yıllık 5 milyon euro tutarında bir bon servis bedeliyle Barış Alper Yılmaz'ı almak istedi Brentford. Ayrıca 5 milyon euro da bir bonus koydu. Teklifine ek olarak ancak bonuslar ulaşılması biraz zor bonuslar olduğunu söyleyebiliriz. Brentford'daki başarı bonusları ve Barış Alper Yılmaz'ın Brentford'da oynadığı sürece içerisindeki başarısıyla ilgili bazı bonuslar ancak bu bonuslar ulaşılması zor bonuslar. Örnek vermek gerekirse bir tanesini söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz Brentford'da 10 gol atarsa 10 gol barajını geçerse 1 milyon euro bonus verilecek şeklinde böyle 5 milyon euroluk bir bonus maddeleri var. Şu anda Galatasaray bu teklifi arkadaşlar sıcak bakmadı. Teklifin yükseltilmesini istedi ve reddetti. Galatasaray'da şu anda çünkü kanatlarda Zaha'nın eksikliği var. Zaha şu anda Galatasaray'dan ayrıldı. Ziyeş şu anda Kanojeli arasında bir soğukluk var. Tam anlamıyla randıman vermiyor. Yunus desek takımda var mı yok mu belli değil. Kerem Aktürkoğlu formsuz. Barış Alper Yılmaz da şu anda takıma tam olarak adapte olmamış. Ayak uyduramamış durumda. Bundan dolayı Galatasaray'ın kanatlarda sıkıntısı varken Barış Alper'i şu anda Galatasaray öyle 20-25 milyon euro bandına göndermek istemiyor. Galatasaray'ın istediği rakam 30 milyon euro. Bon servis 5 milyon euro da. Bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk aynı Ferdi ve Sasha Boye gibi ikisinin aynı paketiyle birlikte göndermek istiyor Galatasaray. Bu yüzden Branford'a teklifi yükseltmesini istedi. Branford mali bütçesi çok iyi olan bir takım olmadığı için teklifi yükseltebilir mi? Bana göre yükseltemez gibi geliyor. Aynı yine de Barış Alper için gözünü karartırsa ne olacağını bilmiyoruz futbol dünyasında. Şu an için Galatasaray, Branford, Barış Alper üçgeninde bu transferde olumsuz yanı çıktığını tekrardan ben size söyleyebilirim arkadaşlar. Daha fazla bilgi ve video için like atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.